Bu oyun duyurulduğundan bu yana çok uzun süredir MMORPG severlerine ağzından düşmeyen tek oyun oldu. Bunda pek çok etken vardı tabii ki. Riot'un güvenilirliği, geçmişi ve oyunlarındaki izledikleri vizyonist hareketler doğrultusunda ben de dahil binlerce kişi bekliyordu. Son zamanlarda ufak ufak bilgiler de gün ışığına çıkmaya başlamıştı. Bunlardan en önemli olan ise LoL evreninde geçecek bir MMORPG olmasıydı. Dilerseniz siz bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Riot'un Aralık 2020'de bir Runeterra MMORPG'si yapacağını resmen duyurmasından bu yana hayranlar bunun neye benzediğini merak ediyordu. Birçok teorinin forumlarda, sitelerde ve redditte dönmeye başlamasıyla ve paylaşılmasıyla birlikte bu oyun olan talep bir dönem çığ gibi büyümüştü ve bekleyenler çok büyük bir hype yaratmıştı. Gelinen noktada şirketin oyunu tamamen sıfırladığını duyurmasıyla birlikte gün ışığını görmesi daha da uzun yıllar alacak gibi duruyor. Görmeyi geçtim ışık alırsa artık şükür etmeliyiz bence. Pek çok kişinin bu oyunu bu yıl bilemedin 2026'nın sonlarına doğru beklerken bu oyun artık ne yazık ki 2028'den 2030'dan aşağı yayınlanmayacağını garanti etti. Riot'un League of Legends MMO'sunun ilginç bir geliştirme döngüsü oldu. Çünkü MMO 2020'de eski World of Warcraft geliştiricisi olan Greg Ghost Crawler Street'in projeyi yönetmesiyle resmen duyurulmuştu. Aradan geçen yıllar içinde çok şey değişti. Street artık projeyle ilişkili değil ve Mart 2023'te kişisel ve profesyonel nedenlerin bir araya gelmesi nedeniyle projeden ayrıldı. Street şu anda kendi stüdyosu olan Fantastic Pixel Castle ile yeni bir MMO yapımına girmiş durumda. Yani Riot'un MMO'sunu yalnız bıraktığını söyleyebiliriz. Street'in ayrılışından bu yana Riot'un Runeterra MMO'su kamuoyunda çok az tartışıldı ta ki şimdiye kadar. Riot'tan Mark Merrill Twitter hesabından yaptığı açıklamada League of Legends şirketinin sessizliğini bozduğunu ve projedeki geliştirme çalışmalarını sıfırladıklarını duyurdu. Oyun evrenine bomba gibi düşen bu haber bütün bekleyenlerini çok büyük yüzüne boğdu. Yapılan bu hareketlerin doğruluğu tartışılsa da bekleyenler bu denli üzmeleri pek doğru bir davranış olmasa da iş hayatında genelde bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Merrill Twitter'da şu şekilde paylaşımda bulundu. Birçoğunuzun Riot Games MMO projesiyle ilgili haberlere aç olduğunu biliyoruz. Sabrınız ve şimdiye kadar bize göstermiş olduğunuz inanılmaz destek için gerçekten minnettarız denildi. Sözlerine ise şöyle devam etti. Uzun süre düşündükten ve tartıştıktan sonra bir süre önce projenin yönünü yeniden belirlemeye karar verdik. Bu karar kolay değildi ama gerekliydi. Başlangıçtaki vizyon bugün oynayabileceğinizden yeterince farklı değildi. Meryl ekibin oyuncuların daha önce oynadığınız bir MMO'nun Runeterra grafik ve boyalarla kaplanmış halini değil yeni bir şey oynamak istediklerine inandığını belirtti. Sonuç olarak Meryl ekibin bunu başarmak için türün gerçekten önemli bir evrimi gibi hissettiren bir şeylerin yapılması gerektiğini söylüyor. Bu çok büyük bir zorluk ancak son derece tutkulu MMO oyuncuları ve oyun geliştirme uzmanlarından oluşan ekibimizin peşinden gitmek için inanılmaz derecede motive olduğu bir zorluk diye de eklediler. Merrill Twitter hesabından yaptığı duyuruda Riot'un MMO'sunun başına geçecek olan yeni baş yapımcı Fabrice Condominas'ı da tanıttı. Condominas'ın BioWare, EA Games ve Riot'ta çalışma geçmişi de bulunuyor. Merrill ayrıca değişim sırasında ekibi yöneten Vijay Takar'ın da MMO'nun teknik direktörü olarak liderlik ekibinde kalacağını duyurdu. Riot MMO'sundaki tüm bu sarsıntı ve yeniden yapılanmanın bir sonucu olarak Merrill bir süre için haberlerin yok denecek kadar az olacağını kabul etti. Street Dümen'de olduğu süre boyunca League of Legends MMO'sunun tasarım felsefesi hakkında fikir toplama ve bilgi verme konusunda çok açık olsa da Meryl bu sıfırlamanın haberlerin muhtemelen birkaç yıl boyunca karanlık olacağı anlamına da geleceği konusunda uyarıyor. Geliştirme yolumuzu sıfırlamak aynı zamanda uzun bir süre muhtemelen birkaç yıl olacağı konuşuluyor. Karanlığa gömüleceğimiz anlamına geliyor. Bu sessizlik ekibin önündeki inanılmaz miktardaki işe odaklanması için alan sağlamaya yardımcı olacak denildi özet olarak oyunun daha noktasına bile başlanmadı. Senaryo, dünya netleşmesi vesaire derken daha haberler, betalar, sızıntılar derken rahatlıkla 2 yıl geçecek gibi duruyor. En iyi ihtimalle 3-4 yılı bulabilir. Bu yüzden yakın zamanda bu oyunu listelerinizden çıkarın ve bu oyunu unutun. Aksi halde yorulan ve yıpranan siz olursunuz. Böyle bir oyunu uzun yıllarca takip etmek kafanızda saç bırakmayacaktır. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.